Necati. Sana ihtiyacımız var. Fil Necati. Ne? Biri Fil Necati'yi çağırıyor. İyilerin dostu, kötülerin düşmanı. Fil Necati. Hey! İçeride kilitli kaldı. Birinin bana ihtiyacı var. Birilerinin ona ihtiyacı var. Fil Necati. O da ne? Yoksa bu bir kuş mu? Hayır, ben bir filim. Yoksa bu bir uçak mı? Hayır, ben bir filim diyorum. Gözlere baktır. Sana demiyorlar, bana diyorlar. Uçak kanatlı Muhammed kuşuyum ben. Birinin bana ihtiyacı mı var? En sevdiğim kapım. Kusura bakmayın müdür bey. Havalı giriş yapmak zorundaydım. Buyurun, beni çağırmışsınız. Bak Necati, bu gördüğün penguen Berke okulumuza yeni geldi. Ancak burası onun için çok sıcak. Baksana çocuk ne halde. Pişti. Merhaba. Evet, pişmiş. Baksana suratına. Pişik pişik bakıyor. Ama dur. Mangal yerlemede dünya şampiyonluğum var benim. Hani penguenler uçamazdı? Necati, mangal değil o, dur. Ama yerlemeni beğendim, hakkını vereyim. Neyse, okulun kazan dairesine in ve sıcaklığı biraz düşür. Böylece belki de rahatlıkla gezebilsin okulda. Görev anlaşıldı. Fil Necati. En sevdiğim duvarım. Oo, kazan dairesi. En sevdiğim yer. Kazan dibini hatırlatıyor bana. İşte bu kazan, bu da dibi. Ama yenmez. Sakın Necati, yapma. Neyse, hadi şu vanayı çevirelim de penguen lahmacun gibi pişmesin. Hey, nereye? 4 saniyeden fazla koşamam ben. Büyüyem çok hassas. Bu bir top. Bu bir tekerlek. Hayır, bu bir fil. Oh be, sonunda biri tutturdu. Teşekkürler. Üzgünüm müdür bey. Kazan dairesinde bir vana eksik. O vanayı bulmazsanız okul soğumaya devam edecek. Yapacak bir şey yok. Necati, vana nerede? Martı kattı. Martı nerede? İnek içti. İnek nerede? Dağ nerede? Buradayım. Bahane istemem. Sen kaybettin, sen bulacaksın o vanayı. Hadi hop o vana. Hayır, bu Fil Necati. Fil Necati. Siz de amma işsiz çıktınız. Ha? Bu da ne? Nereden geliyor? Etraf buz gibi oldu. Soğuk. Bu soğuk nereden geliyor? Buz gibi oldu. Çok soğuk. Ya. Canan, burada neler oluyor? Bilmiyorum. Ama dışımdan bir ses bunun sorumlusunun Necati abi olduğunu söylüyor. İçinden bir ses olmasın o? Hayır, hayır. Dışımdan. Bunun sorumlusu benim Canan. Necati abi, çok teşekkürler.
Hava o kadar güzel ki. Çocuklar, kazan dairesindeki varayı kaybettim. Eğer o varayı bulup havayı eski haline döndürmezsem müdür bey beni kovacak. Ama eski hali çok sıcak. Hep böyle kalsa ya. Ben Berke bu arada, memnun oldum. Biz de memnun olduk Berke. Ama olayın büyüklüğünü kavrayamadınız bence. Hava böyle kalamaz. Keşke kalsa. Buzul çağına girsek ve çılgın maceralar yaşasak. Bu soğukta ocağım yanmıyor Necati. Ocaksız bir dürümcü lavaşsız dürüme benzer. Ne? Dürüm yok mu? Olmaz. Olamaz. Fazla dram yaptınız siz de. Tamam, ovanayı bulacağız. Güvenlik kameralarını kontrol edelim. Sen de yardım edersin değil mi Berke? Tabii. Ama önce küçük bir işim var. Sizlerle orada buluşuruz, olur mu? Dürümleri kurtarmak için! Dürümler adına! Hazır mısınız? Hazırız, hazırız, hazırız! Soğanın gücü adına! Benim adım Cip Yavaş! Abartma Cemil Yavaş! Ha? Ne oluyor? Soğuktan görüntü dondu. Kayıt burada silinmiş. Ama nasıl olur? Bak şöyle olabilir mesela. Evet, Necati Bey görüntü kaydının bu şekilde silinebildiğini bize kanıtladı. Tekrar izlememize gerek yok herhalde. Yetiştin mi? Ne olmuş? Kaydın silindiğini anladığımız kaydı izledik. Ama Necati abi kaydı sildi. Olamaz, ne olacak şimdi? Önemli olan soru şu. Martı'nın vanayı nereye götürdüğünü kaydeden videoyu kim sildi? Benim çok kafam karıştı. Ya şu an bir kaydın içindeysem ya da aslında bir bilgisayar ürünüysem. Evet bakın, bu da bir kamera kaydıymış. Daha fazla uzatmayalım en iyisi. Mirket abi, Mirket abi, dronlarını kullanabilir miyiz? Mirket abi, Mirket abi, klonlarını kullanabilir miyiz? Ha? Onu nereden buldun? Çabuk bırak! Özgürüm, özgürüm! Dronlarına ihtiyacımız var Mirket abi. Bir martıyı bulmamız gerekiyor. Yoksa buzul çağından hiç çıkamayacağız. Evet, buzul çağındaki fillere ne olur biliyorsunuz. Dişleri çıkar, asabileşirler ve durduk yerde onlara Mahmut derler. Necati, elleme çubuklarımı! Peki tamam, alabilirsiniz. Çatıdalar. Zaten ben de bu soğukta çalışamıyorum. Hey sen, gel buraya. Yakalayamaz ki. Evet, hazır mısınız? Dronları dört bir yana uçurup o martıyı bulacağız. Ben uçtum bile. Kaptan pilotunuz konuşuyor. Uçuşumuz biraz sert geçecek. O martıyı bulacağız. Kay. Vuruldum, vuruldum. Saldırı altındayız. Düşüyoruz. 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 Olamaz. Tuzağa düşürüldük. Biri bizim havayı düzeltmemizi istemiyor. Bunlar kesin rakip dönerciler. Onlar dürümcüleri hiç sevmez. Üzgünüm dürümcü Cemil. Seni yarı yolda bıraktım. Bu bir kuş. Bu bir uçak. Kaçın. Hava iyice soğudu. Necati abi işsiz kalacak. Dünya buzul çağında kalacak. Hava hep böyle güzel kalacak. Necati dürümsüz kalacak. Tanju ne yapıyorsun? Şu soğuk günde şaka biraz içinizi ısıtsın diye kedi taklidi yaptım. Tanju abi çıksana oradan. Olmaz Şakir, dışarısı çok soğuk. Hem bu benim yeni arabam. Bakın vın vın. Aa, bu aradığımız bana. Yaşasın, bulduk. Onu nasıl buldun? Bir tane martı verdi. Simit sanmış yiyememiş. Ben de direksiyon yaptım. Olmaz. Olamaz. Çok üzgünüm. Ne yaptın sen? Koşun. Bunu bana bırakın. Başından beri benim planımdı. Vay.
bana uçup gitsin diye ayarlarını bozdun. Vapurdan vanayı martıya atan da bendim. Görüntü kayıtlarını sizden önce varıp ben sildim. Dronlarınızı da ben düşürdüm. Necati abi, bu ne saçma bir hayal balonu? Büyük olasılıkla şöyle olmuştur. Bak. Hava artık hep soğuk olacak. Geri dönüş yok. Çöp kutumun kapağı uçup gitti. Ne? Uçan şey bana değil miydi? Direksiyonu istiyorsanız alın burada. Bir anlamı kalmadı. Artık gofretsiz ve arabasız bir köpeğim. Vanayı bulduk. Atlayın. Tanju abi, sen harikasın. Sana bir kutu gofret alacağız. Bir kutu mu? Şunu da taktık mı her şey eski haline dönecek. Bu maceradan ne ders çıkardın söyle bakalım Necati. Soğansız dürüm, vanasız çözüm olmazmış. Çak! Oy, herkesten çok özür dilerim. Yuvamdan ayrıldım. Buradaki sıcak havaya bir türlü alışamadım. Affedin beni. Affettik, affettik. Sen merak etme. Kimse zarar görmedi. Ama sen hala terliyorsun. Necati, vanayı öbür tarafa çok mu çevirdin sen? Efendim? Evet. Gel seninle bir anlaşma yapalım. Düşen dronlarımı tamir et, ben de senin sıcaklık sorununu çözeyim. Yaşasın. Kabul. Çok özür dilerim dronlarınızı düşürdüğüm için. Tamam, tamam. Hadi aç koliyi de gör çözümümü. Bu bir buzdolabı. Bu bir diri dondurucu. Hayır, bu bir... bunlar da baydı artık. Çok güzel, çok güzel. Teşekkür ederim Mirket abi. Rica ederim. Hey, sen gel buraya. Ya, ya ben gerçek Mirket'sem. Ya! Ses neydi? O ses neydi? O görüntü ses, de neydi? Düştü sanki. Çok büyük bir ses. Düştü sanki. Sen de mi duydun sesi? Evet evet. Dükkanda peynirleri kokluyordum tam o sırada. Ben de köftelerime masal anlatıyordum. Biz niye böyle saçma şeyler yapıyoruz anlamadım. Çekilin. Herkes çekilsin. Bilim hayvanına yol verin. Aşırı zeki gösteren gözlüğümü de taktım. Her şeye hazırım. Remzi! Remzi! Ne oldu Necati bu saatte? Yoksa yine kaçan uykunu mu arıyorsun? Ha ha, hiç komik değil. Ha ha ha, şaka şaka biraz komikti. Neyse, bütün mahalleli parka yürüyor Remzi. Galiba tahtırıvalliye binecekler. Ne tahtıravallisi? Dünya dışı bir varlık düştü, ona bakacağız. Teleskopumdan gördüm biraz önce. Ne? Hemen geliyorum. Kadriye, ben parka uzaylı bakmaya gideceğim. Anahtarı al, biz yatacağız. Sonra da tahtırıvalliye binelim Mirket. Olur desene. Sinyal nereden geliyor? Çok yaklaştık. Şu aşağıdaki parka inebiliriz. Oo, tahtırevalliye mi bineceğiz? Zafer, sen bir daha göreve falan gelme. Çok acayip bir şeymiş bu. İnanamıyorum. Ay, hala sıcakmış. Evet, tam düşündüğüm gibi. Bu bir tür lahit. Bu da bir tür cahit. Cahit bu. Evet, benim adım Cahit. Çekil şuradan Necati. Oo, helikopterde ajanlar geliyor. Ajanlar lahidi götürmeye geldi. Ne yazıyor? Bu galaktik bir dil. Hemen sözlüğüme bakayım. Herkes buraya boşalsın. Ben özel ajan Haluk Aksiyonoğlu. Hemen şuraya şerit çek evladım. Sen de kalabalığı uzaklaştır. Çabuk Mirket, çabuk. Tamam, tamam. Son şurası kaldı. Beyefendi, lütfen buradan çekilir misiniz? Çok tehlikeli bir alandasınız. Çekiliyorum, tamam, tamam. Kaldırın şu lahiti. Gidiyoruz buradan. Tamam komutanım,
mahallede iki sallanıp geleceğim. İşte benim gibi düşünen biri. Hohoy oley. Yuhu. Bak seninkiler gidiyor. Fırlatayım mı seni de? Aa, cidden gidiyorlar. Hohoy. Güle güle oyun arkadaşım. Üzerinde yazılanlara göre bu lahit galaksinin en vahşi suçlusunun tutulduğu bir tür mikro hapishaneymiş. Bunu evrenin derinliklerine yollamak üzere fırlatmışlar ve asla açılmamasını belirtmişler. Umarım o ajanlar içini açmaz. Hadi Necati, gelsene buraya sen de. Geliyorum. Hoşça kal tahtını valli. Sonra görüşürüz. Valli de valli. Bugünkü kuralları açıklıyorum. Şakir Şövalye, +2 puan kalkanı var. Tahta kılıcı +3 puan. Biz Arif'le sihirbazız. Asamızın +4 sihir gücü var. Canan'la Aylin de orman elfi. Onların da yay ve oklarının hızı +5. Ama kuvvetleri +2 puan. Karanlık savaşçının da bütün güçleri +50 puan. Ha? Yok öyle bir şey. Kendi kendine puan uyduramazsın. Kumpirin elindeki kitaba göre oynuyoruz bu oyunu. Siyah kartonun var diye daha güçlü olamazsın Cemşit. Çok saçma. Evet, daha güçlüyüm. Şimdi de hepinizi yereceğim. Kötü gülüş yaptı. Kaçın. +50 puanlık saldırı. -50 puanlık düşüş. Şuraya saklanıp plan yapmam gerek. Bu Cemşit'i yenmenin bir yolu olmalı. Bence herkes kendi evinde ağlasın. Hayır, başka bir yolu olmalı. Burada ağlayalım o zaman. 30 canın kaldı. Şakir, can iksirin var mı? Çabuk ver. Al, iç hemen. Bu şalgammış. Evde sihirli iksir rengine benzeyen tek içecek buydu. Üzgünüm. 10 can, 5 can ve 0 can. Yenildin Arif. Yaktın beni acılı şalgam. Şimdi sıra sende Şakir. Bu da ne? Bir eldiven galiba. +100'lük barış geliyor. Ne oldu? Cemşit yenildi. Şakir, harikasın. Cemşit'i yendik. Evet, öyle oldu. Nasıl yaptın bunu? Ben de anlamadım. Kazandık. Evet. Şimdi geliyorum oraya. Kaç. Çok ilginç. Bu lahit bir hapishane nakliye aracıymış. Lahidin içindeki kişiyi bir gezegenden başka bir gezegene taşımaya yarıyormuş. Buraya da şans eseri mi düşmüş? Olabilir. Bunu tam olarak öğrenmemiz için galaktik sınır karakoluna gitmemiz gerek. Ne? Yoksa gizemli bir dedektiflik olayı mı başlıyor? Öyleyse muhteşem dedektifler iş başında. Muhteşem şapşallar. Şu uzay gemisinin marşı basmıyor. Azıcık ittirin de çalıştıralım aracı. Muhteşem ittirmeciler. İttirin. İttirin. Hadi. Az önce olanlar inanılmazdı. Bu eldivende gizemli bir şey var. Evet. Sen kendince gizemler yarat. Macera falan kovala. Ben eve gidiyorum. Şakir, koş babanları çağır. Bana yardım etsinler. Bunu çöpte buldum. Sokağıma kadar taşımam gerek. Peki ben denesem? Güldürme beni. Ne oluyor buna? Neymiş? Ben denesemmiş. Sen bu işi kolay mı zannettin aslanım? Vay dedeciğim. O neydi öyle? Bilerek yapmadım. Sanki vücudumu ben kontrol etmiyorum. Neler oluyor? Rota hesaplandı. Ne oluyor? Şakir, hemen çıkar şunu. Çıkaramıyorum. Ben kontrol edemiyorum. Hadi.
hadi geç bakalım şuraya. Geç hadi. Rapor dolduracağız hemen. Bu ne yapmış? Buraya oturamazsın. Tamam tamam, atın şunu da içeri. İşte burası. Galaktik sınır karakolu. Burada Lahit'le ilgili bilgiler alabiliriz. Ver bakayım şunu. Merhaba komiserim. Biz Dünya Emniyet Birliği'nden geliyoruz. Bu Lahit'i buralarda gördün mü? Hayır, görmedim. Peki bu çorabın tekini gördün mü? Hayır. Bu fotoğrafı alnıma yapıştırıyorum. Tanıyan varsa söylesin. İyi günler komiser bey. Bir tane taşınabilir hapishane gezegenimize düştü de acaba kime ve nereye ait olduğuna bakabilir misiniz kayıtlardan? Çocuklar duydunuz mu ne diyor? Suçlular gülmesin. Bir tek sen güldün. Diğerleri nerede? Herkes yemeğe çıktı komiserim. Bu kadar suçluyla tek başıma uğraşıyorum. Affedersiniz ama niye güldünüz? Bu kadar işim var. Suçluların hepsine rapor yazılacak. Bir de sizle mi uğraşacağım? Peki. Yarısı içilmiş buzlu sütümü gördün mü? 2 haftadır kayıp. Arkadaşım ben nereden bileyim sütünü muzunu? Çekilin şuradan. Yardım mı istiyorsunuz? Öyleyse şu kaçan suçluyu bana getirin. Çabuk olun. Nereye götürüyorsun beni? Oho, bu kask da bana yakıştı. Hem de bedava. Hedefe kalan mesafe 7 kilometre. Bırakın peşimi. Meteor atıyor. Meteoroloji de çalışıyor galiba. Sen bu meteorolojiyi hiç anlamadın Remzi. O zaman ben de ona bir şeyler atayım. Ha, burada bir şey buldum. Atıyorum bunu. Benim cüzdanım o Necati. Artık çok geç. Elimden çıktı bir kere. Daha iyiydi ama. Ha, şimdi değil. Ay 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 ay. Ha hay, tam 12'den. Al şu ağla yakala adamı Remzi. Ben ben. Dur önce cüzdanı alayım. Şimdi sen de gel bakayım. Bırak beni! Bırak! Aferin size. Beni yakaladığınızda ne oldu? Ne kazandınız şimdi? Bak arkadaşım. Alnımda fotoğrafla geziyorum kaç saattir. Önümü bile göremiyorum bazen. Beni sinir etme. Olamaz. İnanamıyorum. Bu fotoğraf. Bu fotoğraftaki Lahit'in kime ait olduğunu biliyorum. Ne? Çabuk söyle. Çabuk, sırf bu olay için atom bile parçalamadım bugün. Kime aitmiş bu Lahit? Benim ortağıma. Darat, darat, tis tis, darat. Gerilimli bir müzik yapmaya çalıştım ama oldu mu emin değilim. Oo, şu haberlere bakın. Bir tane robot şehri birbirine katmış. Bütün her yerde videosu var. Göster bakayım. Bu da benim ortağımın robotu işte. Nasıl yani? Hapishaneye transfer olurken Light'in bir yerine yerleştirmiştim. Eldiven şeklindeydi. Şimdi de aktif olmuş ve tamamlanmış. Rotayı belirlemiş ve arkadaşıma gitmeye çalışıyor. Ne? Sanırım Light'in gizemini çözdük. Sıkı tutunun. İşte robot yanımızdan geçti. Hadi hadi takip et onu. Çok hızlıymış ama yetişmeye çalışacağım. Neler oluyor? Buraya nasıl girdiler? Efendim çok hızlıydı. Radarımıza yakalanmadı. O kadar para verdik radara. Böyle bir şey mi olur? Radardan radara fark var. Şimdi bunlar ucuz mal. Parçası kalitesiz. Merhaba. Burada sarı dolmuş geçiyor mu acaba? Bir de bedava mı bilen var mı? Ne yapıyor bu? Sağ yap, sağ yap. Tamam, şimdi boşal vitesi. İndir, indir. Uzay gemisi kullanana böyle söylenmez. Ama bir yandan da çok işime yarıyor. Şimdi topla gel, topla gel. Sevgili Mahkum Bey, eğer bize yardım edersen komisere senin hakkında güzel bir iki şey söylerim. Evet, mesela bize tantuni ısmarlayarak yardım edebilirsin. Remzi, sen de hemen karakolu ara. Tantuni'den önce mi sonra mı? Tantuni filan yok, ara çabuk. Sonunda. Evet, kıyafetimi alayım. Robotun içinde Şakir varmış. Robotuma sonunda kavuştum.
Abi hadi! Seni kaçırmaya geldim. Beni takip et. Harikasın. Tam zamanında. Güle güle çocuklar. Şakir evladım, bekleyin burada. Şu işimizi hallettikten sonra sizi alacağız. Bir de tantuni işimiz vardı. Tamam baba, bekliyoruz. Ne oldu şimdi yani? Hiçbir şey anlamadım. Abi bu iş galaksiler arası bir olaymış. Sen boşuna karıştın en başından beri. Doğru diyorsun. Hadi gidelim o zaman yemekhaneye bir şeyler yiyelim. Siz de gelin gençler, yoruldunuz o kadar. Yemekhanede gofret çıkıyor mu? Abi sana bir iyi bir de kötü haberim var. İyi haber, seni kurtardım. Kötü haber? Seni kurtarmak için kurtarmadım. Ne? Galaksiler polis şahsına hepsediyorum. Hemen teslim olun. Ne? Ne yaptın oğlum sen? Yaktın beni, yaktın. Yardımcı olup teslim olursak bizim cezamızı azaltmak için iyi şeyler söyleyeceklermiş. Küçük fare öyle dedi. Fare değilim ben, Mirket'im. Hemen ellerinizi kaldırın. İpe tutunuyoruz. Nasıl kaldıralım? Kaldırın dedim. Ver bakayım şu cihazı da. Hop hop hop. O da gitti. Size de yardımlarınızdan ötürü teşekkür ederim çocuklar. Hoşçakalın. Rica ederiz. Aşağı inip Şakir'le Tanju'yu da alalım oradan. Olur ama önce tantuni yemeye gidelim. O kadar bahsettik, canımız çekti. Öyle değil mi? Hadisenize. Bak gitmezsek bu tuşa basarım. Bas ona, bas bas. Cengiz ne haber?